şekilde yapsaydı. Sergen Hoca, Wellington Sergen Hoca geldi, bir dinleyelim. Sergen Hoca geldi. Akşamlar. Öncelikle tabii ki 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz, onu söyleyeyim. Çok tek taraflı bir müsabaka oldu. Oyunun ilk bölümünde de 2-3 tane pozisyonumuz var. İkinci yarıda da pozisyonlarımız vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız vardı. Değerlendirebilseydik belki de kazanabilirdik ama değerlendiremedik. Yarım pozisyona, maç boyunca yarım pozisyona girmeyen takımdan gol yedik. Onu söyleyeyim. Ama yani bu bahaneler kimi teselli eder? Beni teselli etmiyor. Belki size eder. Üzgünüz. Kazanamadığımız için. Kazanıp çok daha iyi bir pozisyonda olmak isterdik ama maalesef bugün için kısmet olmadı. Oyunla ilgili çok konuşulacak bir şey yok bence oyunla ilgili. Çünkü böyle oynayan bir takıma karşı gerçekten oyun oynamak biraz zor. Pozisyon üretmek de biraz zor. Onu söyleyeyim ama çocuklar ellerinden geldiğince üretmeye çalıştılar. Ama sonuçta kazanamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda çok daha iyi oyunla kazanıp yolumuza devam ederiz. Ajanslardan soru var mı? İyi akşamlar. Yok. Bir tane soru var hocam. Tek bir soru. A Spor, Sercan Dikme. Hocam 57. dakikada neredeyse bütün orta sahayı değiştirdiniz. Bunu önümüzdeki haftalar için bir kadro revizyonu sinyali olarak alabilir miyiz demiş. Şöyle cevap vereyim. Yani tam soruyu anlamadım. Yani ne alakasız bir soru. 3 tane orta saha değiştirdik. Çocuklar çünkü 3 günde bir maç oynuyorlar. Ve yoruluyorlar, yorgun düşüyorlar. Bu çok doğal. Bazı oyuncuları değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bazen performanslar kötü oluyor, değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yani bu kadar yakın oynanan bir ligde fazla oyuncu değiştirmenin çok doğal olduğunu düşünüyorum bir defa. Onu söyleyeyim. Yani oyuncu değiştirmek bir rotasyon değildir. Çok fazla maç oynuyorlar. Yorgun oyuncular, yoruluyorlar. Çok da geniş bir kadromuz yok şu anda. Sakat oyuncularımız var. 3 tane oyuncumuz yok. Mensah takat buna sarı kart cezası oldu. Hafta sonunda 4 oyuncu oldu bu. Yani oyuncu eksikliğimiz var. Elimizden geldiğince bütün oyuncuları bir şekilde oyunun belli bölümlerinde kullanmaya çalışıyoruz. İyi akşamlar. Biraz daha şans buldular ama bir gole yetebildi bu. Hesapta olmayan 2 puan kaybı. Nedir Beşiktaş'ın bugün puan kaybetmesinin nedeni ya da nedenleri sevgili Serdar? Şimdi iki nedeni var. Birincisi tabii ki Ersun Hoca'nın mecburi. Bakın burada yanlış anlaşılma olmasın. Yani niye böyle oynatıyor değil. Mecburi yani böyle. Bu kadroyla, bu yapıyla, bu sistemle, bu savunma futbolu oynayınca bir kontra ataklarla gol bulması gayet normal. İkincisi Wellington. Abdullah Avcı Trabzonspor maçından önce söyledi. Beşiktaş'ın savunmasında ciddi sıkıntılar var. Oraya çalışacağız dedi. Bu savunmayla yani Wellington çok net söylüyoruz. Wellington'un bu oyun tarzı veya bu savunma kurgusuyla böyle goller yer Beşiktaş. Fazlasını da atıyor. Ama artık her maçta bu olmaz. Yani Antalya Spor maçında böyle bir kapanma olabilir ama başka maçlarda muhakkak ki olmayabilir. Daha mesela Trabzon maçında olduğu gibi daha üretken futbol oynayabiliyorsun. Daha fazla pozisyona girebiliyorsun. Ama ben açık söyleyeyim bugünkü bir puan bile kârdır. Ben bu gözle bakıyorum. Yani sonuçta Ersun Hoca geldikten sonra bu oynadığı futbolla birçok takıma sıkıntı çıkardı. Yani şu bir Hatay puan bile sonra. Tabii bu bir puan bile bence teselli niteliğinde kârdır. Larin'in bir tane direkten dönen. Evet. Şimdi şu da var tabii. Bu tarz maçlarda hani kilit açan anahtar futbolcular vardır. Aslında Beşiktaş'ta bu anahtar futbolcu diyebileceğimiz tek oyuncu bana göre en iyisi Gezal. Ama Gezal'ın niye kenardaydı? Dinlendiriliyor işte. Yani 30 dakika onu, 40 dakika onu, 3 günde, 4 günde bir bu maç temposunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bir de Gezal'ın kaptırdığı bazı toplar dönüşte çok ciddi sıkıntı yaratıyordu. Hatay ve Trabzonspor maçında. Bir de Abubakar iyi değil. Çok yorgun. Yani Abubakar'ın bir şanssızlığı var diyelim. O da çok iyi değil. Tabii bu geçiş, bu dönemlerde böylesine sıkıntılar yaşanır ama Wellington bu tarz maçlarda hep sıkıntı. Tek ayak üzerinde yakalanıyor Beşiktaş savunması. Yani Montero bir de ikilisinin herhalde sezon sonuna kadar gitmesi daha doğru. Peki maça ait rakamlar ekrana yansırken Reha hocama döneyim. Hocam devre arasında beraberdik. Tabii kırmızı karttan sonra biraz daha oyunun seyri değişti ama esasında aynı oyun. Biraz daha ceza sahasının içine girmeye
biraz daha gole yakın pozisyon üretmeye başladı Beşiktaş. Serdar'ın da vurguladığı gibi bir direkten dönen top var. Bütün maç boyunca Antalyaspor'un iki şutu var hocam. Ekranı da yansıtıyor arkadaşlarım. Biri gol oldu zaten. İsabetli olan. 15 şut denemesi, 8'i isabetli ama bunun büyük bölümü son bölümde, son yarım saatte oldu. Bence asıl enteresanı Antalyaspor 3 kez Beşiktaş ceza sahasında topla buluşmuş. Beşiktaş 28 kez ama rakip ceza sahasındaki o 28 topla buluşmanın ne kadar efektif. Ceza sahasında buluşuyorsunuz artık. Yani kaleye 16,5 metre hocam. Ya da kenarla işte. Nerede, 18, ne zaman mi? Yani Demar Kemal alıyor oyuncu. Mühim olan tabii orada buluşmak da hangi pozisyonda buluşuyor. O da çok önemli. Evet. Ya maçla ilgili biz devre arası konuştuğumuzda bir kere şunu söyleyeyim. Yani buradan girelim. Beşiktaş oyun tanımını nasıl yapıyorduk biz? Ya diyorduk ki takımdaşlığı çok iyi, coşkusu, arzu, istek ve de direkt ucumla giden. Top çeviriyor, direkt ileri gidiyor. Direkt kaleye gidebilen, o ucumları, o geçişleri çok iyi yapan, çok iyi ön alan baskısı yapan, rakibini döndürmeyen, enerjisi yüksek takım diyorduk. Şimdi öncelikle bana göre pazar günü oynanan Trabzonspor maçında 3 puandan fazlasını kaybetmiş Beşiktaş takımı. Hem liderliği kaybetti o gün, hem de 3 puanı, hem de aynı şekilde özgüveni, o takım enerjisini de kaybetmiş Trabzonspor'a kaybettikten sonra. Yani o mağlubiyetle beraber Antalyaspor deplasmanında akıllar Vodafone Park'ta, bedenler Antalya'daydı bu gece. Şimdi böyle olunca bir senkronize değil yani. Yani kafalar orada, o maçta liderlik gitmiş. Hepsi sorgulamıştır. Biz çok kötü oynamadık. En kötü berabere kalabilirdik. 10 kişiyle bile pozisyon ürettik. Ama mağlup olduk. Hem liderlik gitti. Yani onun için sağ içinde vücut dilleri çok rahat bir şekilde Beşiktaş'ta oyuncuların yani böyle bir sağ içindeki oyun temposundan anlaşılıyordu. Bununla beraber Sergen Hoca'ya hep meteler düzdük. Yani hep ben şimdi olsun, geçmişte veya ileride de her zaman Sergen Hoca'nın başarılı olmasını isterim. Genç bir antrenör, dinamik, aynı şekilde çok düzgün bir insan. Ama şunu da söyleyelim. Sergen Hoca bu maça da doğru bir şekilde hazırlamamış. Yani Antalyaspor karşısında bizim bekleyen Beşiktaş olarak ne gibi sıkıntılar olur? Bu problemleri ben nasıl çözerim? Şimdi Antalyaspor Hatayspor'a farklı yenilince eldeki kadro, malzeme bu diyerek çok doğru da Ersun Yanal. İlk Galatasaray deplasmanında hatırlarsın. Berabere kaldıkları İstanbul'da kendi top ayağındayken 4-3-3 gibi, top rakipteyken 6-3-1 gibi dizildiler. Artık ama herkes biliyor bunu hocam. Sergen Hoca da biliyor. Hatta Bursa maçını verdik ya, kupa maçında. Aynı Bursa Spor'u hatırlarsın, ilk yarı farklı bitirdiler. Aynı düzenle oynadılar. Gökdeniz diyor ki, genç kardeşimiz, evet, golü atan. Büyük takımlarla oynarken doğal olarak çok farklı motivasyonumuz oluyor. Organize güzel bir gol attım. Hakikaten organize bir atak. Yine Beşiktaş'a atmıştım. O kupa maçını mı diyor Serdar? Yok. Lig maçı. Hayır, lig maçı. Lig maçı tabii. Bu pandemi döneminde hatırlıyor musun? Tamer Tuna antrenördü. 2-1'lik maç mı? Hayır. Antalya'daki maç. Pandemi dönemiydi. Vodafone Park'taki maçta sonradan oyunu aldı. Evet. Ve de gol attı. Maç da berabere bitti, onu söylüyor Vodafone Park'taki. Evet. Galip gelseydik çok, güzel çok olurdu ama hocam. Nasip değilmiş. Evet. Yani o koşulları öyle bir yapıyor ki bir ağır çekimde göstermişler.